Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Maide suresi 105-108. ayetleri değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler Aleykum enfusakum Yani siz kendinize bakın. Kendinize çeki düzen verin. La yedurrukum Size zarar vermez. Men dalle e, Yoldan sapmış olan izehtedeytum siz hidayet üzere olduktan sonra yani siz hidayet üzere olduktan sonra başkasının dalalette olması size zarar vermez. İlallahi merciukum cemia hepinizin dönüşü Allah'adır. bir <laughs> o size tek tek haber verir. Bima kuntum taamelun sizin yapmış olduklarınızı tek tek size haber verir. Ayet-i kerime gerçekten Önemli bir hususa dikkat çekiyor. Her şeyden önce herkes kendini düzeltmeye, kendine bir çeki düzen vermeye çalışması gerekir. Bazı insanlar görürsünüz. Bunlar başkalarını düzelteyim derken kendilerinden haberleri yoktur. Halbuki her şeyden önce kendisinin iyi bir hayat yaşaması lazım. Yani İslami yönden iyi ölçüler içerisinde istikametli bir hayat yaşaması lazım ta ki başkalarına da faydalı olabilsin. Görevini yaptıktan sonra bazıları sözünü dinlemeyebilir, kabul etmeyebilirler ama bu ona zarar vermez. Bu noktada ayet-i kerime önemli bir ölçüyü bize veriyor. Siz hidayet üzere olduktan sonra başkasının dalaleti, başkasının görevini yapmaması, yoldan çıkması size zarar vermez diyor. Tabi ayet-i kerimeyi şu anlamda değerlendirmek yanlış olur. Yani siz kendinizi kurtarmaya bakın. Gemisini kurtaran kaptan başkalarıyla ilgilenmeyin. böyle anlamak yanlış olur. Dinde tebliğ de var. Ve peygamberler ve peygamber varisi insanlar Allah'ın dinini tebliğ ediyorlar ve başkalarına bu noktada faydalı olmaya çalışıyorlar. Meşhur bir hadiste Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Men ra'a minkum munkaran sizden her kim bir münker Uygunsuz bir şey görürse fel biyedihim eliyle onu düzelsin. Ve illem yastati fe eğer yapamazsa diliyle düzelsin. Ve illem yastati fe bi eğer diliyle de düzeltemiyorsa kalben buuz etsin. Ve zalike adaful bu imanın en zayıf derecesidir. Yani bir insan elle müdahale edip düzeltebilecekken veya dille bir şeyler söyleyebilecekken sadece kalben buz ediyorsa görevini tam yapmıyor demektir ve iman vardır ama iman zayıftır. Demek ki dinde bu manada tebliğ var ve e, gemisini kurtaran kaptan tarzında bir anlayış uygun değil. E, her Müslüman çevresine faydalı olmaya da çalışacak ama e, bunu yaparken de önce kendisinin düzgün bir İslami hayatı yaşaması bunu başkalarına göstermesi gerekiyor. Ve o kendine düşen görevi yaptıktan sonra etrafındakilerin görevini yapmaması e, problem değildir. E, o üzerine düşeni yapmıştır. Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam veda haccında e, 120 bin sahabeye e, işte tebliğ ettin mi, tebliğ ettin mi, tebliğ ettin mi diye üç defa soruyor. Onlar da tebliğ ettin ya Resulallah diye cevap veriyorlar. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab diyor. Yani sorumluluk da çok önemli. Bir insan elbette etrafına faydalı olmaya çalışacak, tebliğde bulunacak. Ve bir takım hadislerde eğer bir insan, bir topluluk emri bil maruf nehyanil münker yapmazsa o topluluğun neticede helak olacağını bize bildiriyor. Yani o topluluk içinde çok salih insanlar olabilir. Ama bunlar diğer insanların yaptığı kötülüklere seyirci kalıyorlarsa toptan helak edilmeyi hak etmişlerdir demektir. E Peki bunlar salih insanlardı. E, cehenneme mi gidecekler? Hayır cehenneme gitmezler. Ama bu noktada görevlerini yapmadıklarından dünyevi bir ceza onları da e, içine alır. Diğer alemde yaptıkları amellere göre herkes e, uygun olan yerlere gönderilir. Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler Şehadetu beynukum Aranızdaki şehadet İza hadara ahadakumul mevt Sizden birine ölüm geldiğinde Hinel vasiyye Vasiyet durumunda İfnani iki kişi Zeva adlim minkum iki adil kişinin şahadette bulunmasıdır. Ev aharan min gayrikum veya sizden bildiğiniz, tanıdığınız kimseler yoksa, yolculuk hali gibi e, şahitlik yapacak kimseyi, e, sizden kimse yoksa, bu defa başkalarından iki şahit e, vasiyet hususunda şahit tutulmasıdır. İnântum darabtum fil ardı. Eğer yeryüzünde sefere çıkmışsanız fe asâbetkum musibetül mevt ve ölüm musibeti de size gelmişse, bu durumda vasiyetinizle alakalı iki tane şahit tutun. Bunu anlama noktasında belki şu olaya yer vermemiz faydalı olacaktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde ayet-i kerimeyle de alakalı bir olay olarak bunu zikrediyorum. Üç kişi Şam tarafına seyahate çıkıyorlar. Bunlardan iki tanesi Hristiyan, sonradan Müslüman olacaktır bunlar. temim ve bir başkası. Bir de Büceil isminde Müslüman bir köle. Böylece üç kişi yola çıkıyorlar. Ve yolculuk esnasında Büceil hastalanıyor. Artık ölümünün yakın olduğunu da hissediyor. Yanında bazı mallar da var. Ticaret için yola çıkılmış. Ve vasiyet olarak o iki kişiye, yanındaki iki kişiye vasiyetini söylüyor. Ancak bu arada kendine ait malların neler olduğunu da bir şeye yazmış, malların arasına bırakmış. Bu iki kimse o zaman henüz Müslüman değil. Onun malları içerisinden kıymetdar böyle altın kaplı bir vazoyu kendilerine ayırıyorlar. Ve diğerlerini götürüp varislerine teslim ediyorlar. Varisleri malları açarken bakıyorlar ki orada malların listesi de var. Ama o liste içerisinde yer alan o altın kaplı vazo e, mallar içerisinde yok. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat ediliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o iki kişiyi e, yanına çağırıyor. Onlar yeminle e, biz böyle bir şey almadık e, diye yemin ediyorlar. Ardından e, varislerinden iki kişi onlar da e, ellerindeki o belgeyi de gösterip onlar da e, bu bizim e, işte e, vefat eden yakınımızın malıydı diye şehadette bulunuyorlar. Neticede durum anlaşılıyor ve e, o kimseler itiraf etmek durumunda kalıyorlar ve bu şekilde bir olay yaşanıyor ve bu kimseler daha sonra Müslüman da olmuşlardır. Ayet-i kerimeler böyle bir olay münasebetiyle indiği ifade edilir ve e, vasiyet noktasında da işte bir kimse e, vefatı halinde vasiyet etmesi uygun ve vasiyeti de şahitlendirmesi gerekir. İşte yakınlarından iki kişi, eğer kendi bildiği tanıdığı kimselerden değilse de bu defa başkalarından iki tane şahit bulundurması gerekir. Tahbi su nehume mimbadı salatim ve o iki şahidi alıkorsunuz e, salattan sonra salat kelimesi namaz anlamında kullanılır. E, salat kelimesi dua anlamında da kullanılır geneller Genelde tefsirlerde ikindi namazından sonra diye peygamberimiz döneminde uygulamanın öyle olduğu ifade ediliyor. En azından bu olayla alakalı öyle olduğu ifade ediliyor. İkindi namazından sonrasına tevafuk etmiş. Namaz sonrasında e, o iki şahit dinleniyor. E, ve e, bunlar e, biz almadık diye yemin ediyorlar. E, ama daha sonra e, yakınları böyle bir mal gerçekten bizim yakınımızda vardı. İşte bu da belgesi diye. Onlar da yemin ediyor. Mesela o şekilde hallediliyor. Buradaki salat kelimesine dua manası da verilebilir. Yani önce ölenin ölen hakkında dua yapılır ve o duadan sonra bununla alakalı işte vasiyeti nedir? Onlardan dinlenir, dinlenir. Yalan söylemedikleri hususunda yemin ederler. Ama onun yakınları eğer bunlar yalan söyledi kanaatindeyse onlar da doğrusu neyse o konuda yemin ederler. Ayet-i kerime bize bunu anlatıyor. Namaz, e, duadan sonra o ikisini hapsedersiniz. fe yuksımeni billahim ve onlar Allah'a yemin ederler. inir taptum eğer şüphelenirseniz onların doğru söylediğinden şüphelenirseniz yemin etmelerini istersiniz. Malum bugün mahkemelerde de Yine yemine müracaat ediliyor. Gerçi bir kısım insanlar artık izzet, şeref, itibar diye bir şey kalmamış, yalan yere yemin etmeyi de problem olarak görmüyorlar. Yüzleri kızarmadan yalan eden, yalan yere yemin edenlerde epey bulunabilmekte. Ama normalde izzeti nefis sahibi bir insan, yalan söylemekten elbette sıkılır. Hele yalan yere yemin etmekten daha böyle rahatsızlık duyar ve illa renk verir ve oradan az çok bunun yalan söyleyip söylemediği hissedilebilir ve onlar şu şekilde yemin edecekler لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا yani biz herhangi bir e, menfaat peşinde değiliz velev yakınımız da olsa e, yalan söylemeyeceğiz diye yemin ederler وَلَا نَكْتُمُوا Allah اللّٰهِ ve Allah'ın şehadetini Allah için yaptığımız bu şahitliği e, biz gizlemeyeceğiz. Ne, ne bize söylenmişse aynen onları söyleyeceğiz. İnna izelle minel âthimin eğer yalan söylüyorsak elbette biz günahkarlardanız. Bu ifadelerle bunlar yemin ederler. Yani yemin edip e, biz bununla bir e, maddi menfaat peşinde değiliz. Yakınımız da olsa yakınlarımızı nazar alacak değiliz. Ve e, Allah'ın şahitliği için hiçbir şeyi gizleyecek değiliz. Eğer böyle yaparsak elbette biz günahkarlardanız. Bu ifadeleri kullanarak yemin ederler. Fe in usira ala ennehuma istahakka ama bunların bir günah işledikleri ortaya çıkarsa buna muttali olunursa fe <laughs> aharani başka iki kimse yegumani <laughs> magamehuma onların yerine iki kişi başka şahit getirilir. Minellezine istahakka aleyhimul evleyen ve o vefat edenin yakınlarından iki kimse onlar ellerinde delilli belgeli bir şekilde onlar yeminlerini yaparlar. Fe yuksimani billahi onlar da Allah'a yemin ederler. Le şehadetuna şu şekilde şehadette bulunurlar. Bizim şahitliğimiz e min O ikisinin şehadetinden daha haktır, Doğrudur. Ve ma tadeyne ve biz bu şekilde haddi aşmış da değiliz. Kimsenin zararını istiyor değiliz. iden izen leminez zalimin. Şayet böyle yaparsak gerçekten biz zalimlerdeniz diye bu şekilde şahadette bulunurlar. Zalika böyle bir hükmün olması edne en yetuşe bi şehadeti ala veciha. Yani bu manada yemin verilmesi eğer yalan söylüyorsak biz zalimlerdeniz, biz günahkarlardanız şeklinde ifadelerin yer alması, şahitliği doğru bir şekilde yapmanız içindir. Ev yehafu anturad de Eymanun bade imanihim veya e, yemin ettikten sonra başkalarının yeminiyle kendi yeminlerinin e, iptal edilmesinden korkmaları içindir. Yani sadece bir tarafı dinlemekle mesele bitse herkes yalan yere yemin edebilir. Ama karşı tarafında delilleri vardır. Onlar da yemin edecektir. Bu durumda insanlar bunu bildikten sonra kolay kolay yalana cesaret edemeyeceklerdir. Yalan yere şahitlik yapamayacaklardır. Vettegullah <recyc�>. <Bilme> Allah'tan korkun vesma'u ve dinleyin. Yani Allah'ın ayetlerini dinleyin. Allah'ın ayetlerini anlatanları dinleyin peygamberin söylediklerine kulak verin ve Allah'ın ayetlerini anlatan, peygamberin sözlerini anlatanlara kulak verin. Bu manada yani hem kalbe ait bir özellik olarak Allah'tan korkun hem de size söylenen güzel şeyleri dinleyin, bunlara kulak verin. Mevlana Mesnevisine dinle ifadesiyle başlıyor. Kur'an-ı Kerim'de yine peygamberlere size vahyedileni dinleyin size vahyedilene kulak verin. E, bu gibi bu mealde ifadeler var. Dinlemek çok önemli. Allahu Teala insana bir dil, iki tane kulak vermiş, bir söylesin, iki dinlesin diye. Ama bazı insanlar herhalde kulaklarını pek kullanmıyor, devamlı dilleri konuşuyor, e, kendileri dış dünyaya kapalı, kendilerine fayda verebilecek konuşmalardan mahrum kalıyorlar. Halbuki iyi bir şekilde dinleseler çok güzel şeyler öğrenebileceklerdir. Vallahu la yehtil kavmel Allah fasık kavme hidayet etmez. Değerli izleyenlerim, işte Kur'an-ı Kerim bir takım cüz'i olaylarla da bazı önemli meseleleri bize ders veriyor. İnsanların hak yolunda şahitlik yapması, ölüm anında işte vasiyette bulunana şehadette bulunmak, doğru dürüst bir şehadette bulunmak bunlar önemli şeyler. İnsan dil itibariyle de imtihana tabi. Bu dil yalan da söyleyebilir, doğru da söyleyebilir. İnsan yemin ederken hak yere yemin de edebilir, yalan yere yemin de edebilir. E, dilin kemiği yoktur derler. Dil hem eğriye hem de doğruya müsait. İnsana düşen bunu iyi bir şekilde kullanmak. Nasıl ki bıçak bir alettir. Bununla sebzeleri, meyveleri soyarken, doğrarken güzelce istifade ederiz. Ama bu bıçak bir başkasının karnına saplanacak olursa zarar verilmiş olur. Menfi yönde de kullanılabilir. Nasıl ki bıçak bir alet, iyiye de kötüye de kullanılabiliyor. İnsandaki göz, kulak, dil, bütün bu gibi azalar, kalp, bütün bunların hepsi iyiye de kötüye de kullanılabiliyor. Mesela ayet-i kerimede vettagullah geçti. Allah'tan korkun. Bu kalple alakalı bir şey. İnsan kalben Allah'a saygı içinde olursa onun emirlerine muhalefet etmekten kaçınır. Bu kalbe ait bir fiil. Öte yandan dilin konuşması işte bir insan yalan da söyleyebilir, doğru da söyleyebilir. Yemin noktasında doğru yemin de edebilir, yalan yemin de edebilir. Demek ki insan bütün bunlarla imtihan ediliyor bizlere düşen istikametli bir şekilde hayatımızı devam ettirmek. Cenab-ı Hak her türlü yalandan, her türlü kötülükten hepimizi muhafaza eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.